Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu benim YouTube'daki ilk videom olacak, ilk vlogum olacak. Bunun vermiş olduğu tatlı bir heyecan, tatlı bir stres, hatta biraz da korku var sanırım. Çok kısa ben kendimden bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi başında da adım Murat, kısaca Muri diyebilirsiniz, adı alır. Yaklaşık 2 senedir Hamburg'da yaşıyorum. Bunun öncesinde İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Tüm yaşamımı İstanbul'da geçirdim. Niye burada yaşıyorsun 2 yıldır diye soracak olanlar olursa eğer, evlendiğim için buraya geldim. Eşim burada yaşıyordu. Burada yaşamanın daha uygun olacağını düşündük. İkimizin ortak kararıydı yani. Hala alışabilmiş değilim. Alışmak kolay olmuyormuş. İnsanın doğduğu yerden başka bir yere göç etmesi, özellikle ana dilini konuşmadığı bir yere göç etmesi gerçekten de hiç kolay değilmiş. Neyse, konumuza dönelim. Bugün başında da söylemiş olduğum gibi bu benim ilk vlogum olacak ve bunun özel ve kıymetli bir şey olmasını istedim. Bu yüzden de bizim için ve benim için kıymetli olan Paris'e gideceğiz. Paris vlogu yapacağız hep beraber. Ve orada da İstanbul'dan arkadaşlarımızla beraber buluşacağız. Onlarla yılın belli dönemlerinde böyle Avrupa'nın olsun, Türkiye'nin olsun belli başlı şehirlerinde ortak karar aldığımız bir şehirde buluşup görüşüyoruz. Hem hasret özlem gideriyoruz hem de beraber o şehrin tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Bu seferki de dediğim gibi Paris oldu. Ama bu sefer tek farkı sizlerin de bize eşlik ediyor olması olacak. Normalde kamerasız, sizlersiz, kendi başımıza bir gezi, tur şeklinde farklı şehirlere seyahat ediyorduk. Umarım keyif alacağımız bir video olur. Umarım keyif alacağınız bir video olur. Ben bunun için elimden gelen her şeyi Ya şu heyecanda olmasa vallahi çok tatlı olacak ya. Ama oluyor işte. Demek ki önüne geçemiyorsun bazı şeylerin. Zamanla alışırım diye düşünüyorum. Umarım. Alışamazsak zaten böyle devam eder artık. Bilmiyorum nasıl olur. Hiç fikrim yok. Neyse. biz şimdi hazırız. Bavullarımız hazır. Ben hazırım. Eşim hazır. Artık yola çıkmak için, çıkmamak için hiçbir sebebimiz yok. Bu nedenle de bir an önce yola çıkalım istiyorum. O zaman hep beraber Paris'e doğru yola çıkalım arkadaşlar. Şimdi bize arkadaşımız karşılayacak burada. Bu gece onda kalacağız. Önce bakalım gelmiş mi? Eğer geldiyse onunla bir konuşalım. Bayağıdır görüşmüyoruz çünkü yıllardır. Sonrasında ne yapacağımızı hep beraber bakarız. Şimdilik parça kalın. Müze o kadar büyük ki
Mona Lisa'yı bulmak bile mesele. Buradan nasıl çıkacağız gerçekten bilmiyorum. Arkadaşlar, Paris'teki 3. gezideki 2. günümüzü devam ediyoruz. Bugün sizlerle beraber şehrin 4. bölgesinde bulunan La Marie semtini gezeceğiz. Burası eskiden Yahudi mahallesi olarak biliniyormuş. Günümüzde de hala yaşayan Yahudiler olduğu gibi daha çok gay barların, modern butiklerin ve kafelerin olduğu bir bölge olarak anılıyor. Bu bölge Victor Hugo'ya, dünyaca tanınan Victor Hugo'ya, yazar Victor Hugo'ya ev sahipliği yaptığı için bölgede Victor Hugo'ya ait bir tane de müze bulunuyor. Fırsatımız olursa oraya gideceğiz. Eğer fırsat bulamazsak diğer yerde sizinle görüşmek istiyorum. Falafelcilerinden bir tanesiymiş. Bu semt arkadaşlar Almanya'da yaşayanlar için, daha doğrusu Hamburg'da yaşayanlar için Şanze'yi andırıyor. İstanbul'da yaşayanlar için Cihangir'e benzeyen bir yer diyebiliriz. Paris bitmiyor arkadaşlar. Şimdiki durağımız da Galeri Lafayette. Güzel bir yer olduğu söyleniyor ki şu an gördüklerim bunu doğrular nitelikse. Hadi bakalım hep beraber içinde gezelim. Arkadaşlar hazır mıyız? Karşımızda gördüğümüz pizzacı da Popolare diye bir pizzacı. İnanılmaz meşhurmuş. Kapıda gördüğünüz kuyruktan da zaten anlaşılıyor olsa gerek. Biz kuyruğa girdik ama sıra bize gelecek gibi değildi. O yüzden vazgeçtik. Başka bir yerde yemeye karar verdik. Yarın öğlen tekrar bakacağız. Öğlen de böyle bir sıra varsa eğer maalesef yiyemeyeceğiz orada pizzamızı. Canımız sağ olsun. Pizzacı yok değil ya. Başka yer buluruz. Tekrar selam arkadaşlar. Bugün yağmurlu Paris sabahına uyandık ama neyse ki şu an yağmur dindi.
gezmemize engel bir durum yok. Şimdi opera binasına gideceğiz. Orayı gezeceğiz hep beraber, sizlerle beraber. Çok güzel olduğu söyleniyor. Elimden geldiğince güzel görüntü almaya çalışacağım sizler için. Özellikle Almanya'da yaşayan, Almanya'dan Paris'e gelecek arkadaşlara ufak bir tüyo vermek isterim. Arkadaşlar burada yaya geçidine adımımızı atarız, arabalar durur falan diye düşünmeyin sakın. Çünkü öyle bir şey yok, inanın yok. İstanbul'dan gelen arkadaşlarımız buraya çabuk adapte olacaktır trafik konusunda ama Almanya'da yaşayanlar gerçekten sıkıntı. Çünkü yaya yeşil yandığında bile inanın durmuyor arabalar. Biz de başta ilk geldiğimizde yaya geçidine adımımızı attık ama ne duran var, ne bir şey yapan var. Yani gelecekler, özellikle bu konuda dikkatli olurlarsa ufak bir tüyo vermiş olayım.
arkadaşlar. Ve sonunda Hamburg'dayız. Evimize tekrar geldik. Rahat bir uçuş geçirdik. Yaklaşık 1 saat 10 dakikada havada kaldık. Güzel bir iniş yaptık. Bu arada sıcaktan boğazlı kaza 2 kere katlamışım. Uçak sıcaktı. Umarım keyif aldığınız video olmuştur. Ufak tefek hatalarım olduysa. İlk videomda tekrar söylemek gerekirse. Bu arada videomu beğendiyseniz like bırakmayı, kanalıma abone olmayı ve olumlu olumsuz tüm yorumlarınızı bana yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.